Birazdan izleyeceğiniz kayıt uçtan uca Power BI eğitimden alınmış örnek bir derstir. İyi seyirler dilerim. Okey, kaldığımız yerden devam edelim. Power BI'daki özel görsellerden bir tanesi de AI destekli görsellerden bir tanesi de Key Influencers. Şimdi bu görseli ne amaçla kullanabiliriz? Biz satış yapıyoruz. Okey, farklı tutarlarda satışlarımız var. Farklı müşterilere farklı ürünleri satıyoruz. Acaba bu tutarın büyüklüğünü yani satış tutarının büyüklüğünü bizim modelimizde hangi faktörler etkiliyor? Mesela satış bölgesi veya müşteri kategorisinin bu satış tutarının büyüklüğü üzerinde bir etkisi var mı yok mu? Bu tür soruları anlamak için kullanabileceğimiz bir görsel. Bir örnek yapalım. Key Influencer'ı tıkladım. Buradaki satışlar tablosundaki tutar sütununu buradaki analiz et kısmına ekliyorum. Bu tutar bilgisinin büyüklüğünü acaba hangi faktörler tetikliyor? Bu satışı İstanbul'da ya da İzmir'de yapıyor olmak bunun üzerinde bir etkisi olan bir faktör müdür? Şehri düşürelim misal. Explain by kısmına. Okey, bir şey gösterdi. Bunun ne anlama geldiğini deşifre etmeye çalışalım. Şurayı da biraz büyütelim. Diyor ki şehir Ankara olduğunda ortalama tutar TL 900 küsür artıyor. Peki sağdaki grafiğe bakıyorum. Ankara'yı şurada gösteriyor. Üzerine gelelim. Diyor ki Ankara için 1800 küsür. Bir de ortalama çizgisi var burada. Dikkatinizi çekerim. Ortalamada 882 gözüküyor. Şehir Ankara olduğunda diğer geri kalanların ortalamasından 900 küsür daha büyük. Peki burada Kayseri daha yüksek gözüküyor tutar anlamında veya Kocaeli daha yüksek gözüküyor. Niye Ankara'yı influencer olarak seçti? Şimdi Ankara'nın üzerine gelirsek Ankara'da kaç kez satış yapmışız? Count of satışlar diyor 6000 küsür. Kayseri'ye bakıyorum. Count of satışlar 1586. Yani Ankara'ya göre çok daha az sayıda satış yapmışız. Dolayısıyla influencer olarak yani etkileyen bir faktör olarak Ankara'yı seçmiş yoğunluğundan dolayı. Peki başka şeyler de ekleyelim. Örneğin satış bölgesi tutar büyüklüğü üzerinde etkili mi değil mi? Satış bölgesini düşürüyorum. Bu sefer Ege'yi bir influencer olarak gösterdi. Diyor ki eğer bölge Ege olursa tutar TL 800 küsür artıyor gibi. Peki müşteri kategorilerinin bunda bir etkisi var mı? Onu da düşürelim. Bir de ürün gruplarından bir alan düşürelim. Tutar TL sütunundaki değerlerin artmasına etki eden faktörler ağırlıklı olarak bunlarmış. Ürün grubu endüstriyel olduğunda, bölge Orta Anadolu olduğunda, şehir Ankara olduğunda vesaire. Peki bir de segmentlere bakalım. Segment ne demek? İki farklı segmenti ayırmış. Tutar TL sütununu buradaki boyutlar üzerinden analiz etmeye kalktığında bakalım segment 1 neymiş? Tıklayalım. Ürün grubu 2 endüstriyel olduğunda ve müşteri kategorisi endüstriyel İstanbul olmadığında ortalama tutar TL daha yüksek diyor. Ne kadar yüksek olduğuyla ilgili bilgileri de yukarıda özetlemiş. Şimdi bu görselin ben orta uzun vadede gelişmesini bekliyorum. Çünkü çok faydalı bir analiz yöntemi olabilir. Ama bazı eksikleri var, handikapları var. Örneğin metrikler üzerinde her zaman çalışmıyor ve niye çalışmadığı konusu algoritma olarak Microsoft'un dokümanlarında nasıl çalıştığı tam olarak açıklanmadığından şu anki gün itibariyle anlaşılmıyor. Tutar TL bizim satışlar tablomuzdaki sütunlardan biriydi. Gayet güzel çalışıyor. Tutar TL'nin büyüklüğünü hangi faktörler ne kadar etkiliyor? Peki ben satışlarımı analiz edebilir miyim bununla ilgili? Daha önce yazdığımız metriklere geliyorum. Buradan satışlar metriğini düşürüyorum. Bana hiçbir şey çıkartmıyor. Niye çıkartmıyor? Meçhul. Ama satışlar yerine varyansı koyduğumda bu sefer bir analizi hiç itiraz olmaksızın yapıyor. Satış bölgesi Trakya ise varyans artıyor gibi. Şimdi bunu bir önceki derste gördüğümüz diğer Q&A gibi görsellerle birleştirince Copilot'ın GA olduğunda nasıl bir hale evrileceğini görmek önemli. Çünkü Copilot'taki benim yaptığım testlere göre kabiliyet buradaki birçok özelliği birleştiren hatta
üzerine artı koyan şeyler var. Copilot preview modundan GA moduna geçtiğindeki influencer'ı tetikler mi, etkiler mi veya yerini alır mı göreceğiz. Eğer bu key influencers görseli orta uzun vadede modelimizdeki bütün metrikler üzerinden de sorunsuz çalışırsa potansiyeli çok yüksek bir görsel.